Günaydın selamun aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi size mini bir hikaye anlatarak videoma başlamak istiyorum arkadaşlar. Christoph Kolomb ve gemisindeki bütün mürettebatın yolu bir şekilde Jamaika'ya düşüyor. Artık gemileri arızalanıyor ne yapıyorsa ee, oraya yanaşıyorlar. Oradaki yerel halk bakıyorlar ki bu adamlar çalışıyor ediyor İşte içlerinden gelerek insani duygularla bunlara yardımda bulunuyorlar. İşte yiyecek, erzak falan filan işte yardımlarını yardımda bulunuyorlar. Derken gel vakit git vakit bunlar bir türlü işi bitirmiyor etmiyor. Yardımlar azalıyor azalıyor ve kesiliyor. Yani birdenbire yardımlar kesince artık halkta delileniyor yani bunların yaptığı bir saygısızlık oluyor herhalde e, mürettebatın. Derken Christoph Kolom tarih e, yani takvim sayfalarını karıştırırken bakıyor ki o gece ay tutulması var. Takribi 1 Mart 1504 falan olması lazım. Ya da 29 Şubat'ta diye de geçer yani 29 Şubat anasından ee, gidiyor oradaki yerel halkın liderine diyor ki Tanrı sizin bu yaptığınıza çok kızdı ve sizi cezalandıracak akşam ay kan kırmızısı olacak diyor çekip gidiyor şimdi bu çekip gidince bunlar birbirine diyor atıyordur tutuyordur yok sallıyordur yok palavracı yok bunun hiçbir duyumu tutmaz yok bu atıyordur şöyledir böyle falan filan neyse Akşam bir oluyor. Bakıyorlar ki ay tutulması başladı. Millet Yusuf Yusuf çekiyor. Hemen varıyorlar özür dileriz. Şöyle böyle falan filan. Kolum işte o zamanki teknolojiyle bakıyor. işte Saatine maatine ne kadar süreceğini az buçuk tahmin ediyor. Diyor ki tamam siz yemek getirmeyi sürdürün. Tanrı sizi affedecek diyor. Ve e, yemek getirmeyi sürdürüyorlar. Yani o arada zaten kısa süreli olan şey bitiyor. Sonrasında Christoph Kolum defterine şunu yazıyor. Cehalet her zaman köleliği getirir. Yani maalesef günümüzde de yaşanan birçok köleliklerin asıl baş sebebi cahillik. Nedir bu cahillik? Körü körüne bazı insanlara bağlanmalar, <laughs> bazı insanların sadece bir lafının doğru olması, geri kalan bütün lafların palavra olması bile önemli değil. O bir tanenin arkasından gidilmesi. Belki de her lafı doğru olan ama bir tane birkaç tane yanlış olan kişilerin ise tükaka yapılması. Jorge Jesus'un korktuğu başına geldi diyerek başlayayım arkadaşlar haberimize. Biliyorsunuz Dinamo Kiev maçından sonra Fenerbahçe sıkıntılı bir sürece girerken bir de kadro planlamasındaki hareketlilik ve e, yani dikkat edin 3-4 transfer denirken Luan Perez ve Gustavo Henrique kapları da dahil olunca 9 transfer yapılmış oldu. E, kadro tam oturmadı sil baştan bir yapılanma sol bekteki alternatifsiz forvet transferi için e, tam Joao Pedro okey derken sakatlanması Joshua Kingin e, hazır gelme işi Serdar Dursun Valencia derken Serdar Dursun Valencia'nın e, kötü formları Berisha Samatta'dan hani bunlar daha elden çıkarılamadı biliyorsunuz. Kanatlarda şu anda şu an için Rossi, Emre Mor, Buruma ve İrfancan gibi isimler var ama yeterli katkı alınamıyor. Yani Altay Bayındır konusunda korkusu var. Altay Bayındır'ın şu ana kadar alternatifi alınmadı. Ve ligin başlamasına da tam bir hafta var. Şimdi Fenerbahçe de bir Altay Bayındır endişesi aldı başını gidiyor. Ki bu rakiplerin elini güçlendirecek bir nevi. Biz bu kadar ağırdan aldığımız için. Ya son maçtaki sakatlık ha Perşembe günkü Slovaçka Slova, Slovaçko maçında muhtemelen oynayabilecek arkadaşlar. Ama yine de mesela Ferdi da bir sakatlık söz konusu işte öbürlerindeki söz konusu hani az buçuk hepsini bildiğiniz için çok fazla girmiyorum arkadaşlar. Uzun lafın kısası İsmail yok cezalı. E, Ferdi İrfan ve cezalı İsmail yok diyorlar ama o belli olmaz. Arda Güler mesela o güne kadar sıkıntı hissetmişti. Ara ee, Arao 94. dakikada oyundan çıktı. Onun durumunu da merakla bekliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Yani baktığınız zaman Fenerbahçe'de işte ağrıları hissediyordu mesela o Samuel. Ee, Arda Güler. Onların durumu da meçhul. Yani çok 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 karışık bir iş ve işleyişin içinde Fenerbahçe'm. Ve bir an önce bu cendereden çıkılması adına bence Slovaçka maçları iyi oldu. Niye biliyor musunuz? <laughs> Nispeten kolay bir takım gibi gözüküyor. 9-10 milyon euroluk. Mesela bir ee, Kiev'i eleteydik. Salzburg maçlarında muhtemelen bu kadar eksik ile <laughs> Kusura bakmayın belki de elenecektik. Yani her şey için hayırlısı diyelim. Ama transferlerde bir an önce bir hızlılık yaşanacak gibi duruyor. Mesela Arda Güler tehlikesi diye haber yapmışlar Fenerbahçe'de. Ben merak ettim hani haberin içeriği nedir sakatlık falan filan mı diye. Ya Fenerbahçe'nin göz bebeği konumunda Fenerbahçe pamuklara sardı 17 yaşındaki futbolcu ilk tercih edilen isimlerden olmadı diyor. Kadro sil baştan kuruldu. Sözleşmesinde büyük tehlike yani beş ay önce Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme yaptı. İlk senesinde 22, ikinci senesinde 25, 3. senesinde 30 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor diyor. Oynama zorunluluğundan dolan çok düşük bir miktarla serbest kalma bedeli de var diyor. Yani 5 milyon Euro'ya ayrılabilir eğer 1500 dakika oynamazsa diye. Ben şunu söyleyeyim. Öncelikle bu madde eğer gerçekse bu maddeyi sızdıran kişi en büyük Fenerbahçe düşmanıdır. Yani başkasını aramanıza gerek yok başka takımlara. E bu en büyük Fenerbahçe düşmanıdır. Diyelim bu madde doğru değil. Bu maddeyi ortaya atan Fenerbahçe düşmanıdır. Christoph Kolomb'un hikayesindeki gibi. Bilmem anlatabildim mi? Geçen sezon 16 maça çıkıp 3 gol 4 asist yapmıştım. Arda Güler. Şimdi Atilla Salahi'nin bir olayı var arkadaşlar. Fenerbahçe'de bir Atilla Salahi bilmecesi var. Biliyorsunuz Atilla Salahi varken Fenerbahçe Louis, e, Luan Perez'i transfer etti. Şu an kafalar karıştı. Ve e, Ali Koç'un da açıklamasında ne diyordu Ali Koç? Başka stoper almayacağız. Yani iki tane stoper aldık. Açık ve net bir şekilde Luan Perez'in stoper alındığını belirtiyordu Ali Koç'ta. E, hal böyleyken kafalar iyice karıştı. Kulüpten yapılan açıklamada işte 5.2 milyon euro diye duyuruldu. Salahi'nin yedeği ise niye 5.2 ödendi? Değil mi? Sol beki alınıyorsa niye stoper transferi sonlandı denildi? Çünkü stopere yine adam lazım olacak. Yani yine adam lazım olacak. Diyelim ki e, hani Tisserand demek ki gitmiyor desen. Salahi, Serdar Aziz, Mustafa Enrique Tisserand desen taraftarın tepkisi yine dinmeyecek. Yani bunları yeterli görmüyorlar şampiyonluk yolunda. Hani bu yetmez gibi mesela Wolfsburg'un en ciddi talip olduğu biliniyor. Şimdi onu detayına da gireceğim arkadaşlar. O yetmez gibi hani bir duyumcu Atilla Salayi Dinamo Kiev maçında bir Premier Lig takımı, bir Seri A takımı ve bir Bundesliga takımı izledi diyor. Wolfsburg, Fulham, ee, Napoli izlemiş olabilir ha. Hocam Napoli daha yeni kim aldı olsun. Wolfsburg'dan bir açıklama geldi arkadaşlar. Atilla Salahi'nin ilgili bilmiyorum gözünüze çarptı ama son dakika haberi olarak. Wolfsburg'un hocası Kovac Macar stoper Salahi için girişimde bulunduklarını doğruladı. Kimminci'nin yaklaşık 20 milyon euroya Napoli'ye gitmesi, Serdar Aziz'in sakatlığı, Fenerbahçe'de şu anda gözler Salahi'de. Evet Salahi'yi istedik, ilgimiz vardı. Kendisi Rapid Vienne'de gelişti, Almanca konuşabiliyor demişti. Hatırlıyorsunuz bunları değil mi? Ancak buraya transfer olmasının kolay olduğunu düşünmüyorum dedi. Bilginiz olsun. Şimdi Almanya ve İtalya'dan talipleri olan Salahi'nin ayrılma ihtimali. Yüksek Fenerbahçe 15 milyon euro istiyor demiş bir haber sitesi. 15 milyon euro. Nereden duydunuz? Hani 20 idi. Niye düşürdünüz? Kimden dolayı düşürdünüz? Bir başka duyumcu kardeşimiz bir buçuk senede kendini sevdiren Salahi 15 milyon euroya Wolfsburg'a gidiyor demiş. Olabilir. Neden gitmesin? Tabii ki de her an her şey futbolda gerçekleşebilir. Fakat ben şuna değinmek istiyorum. Ee, Wolfsburg biz ilgilendik ama alamayacağız derken 15 milyon euroyu nasıl versinler? Demek ki Wolfsburgu tetikleyecek bazı şeyler olacak. Ya da ya da e, başka takım araya girecek arkadaşlar Atilla Salahi konusunda. Çünkü Wolfsburg'un ilk teklifinin ben 9 milyon euro olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'ye resmi tekliflerinden. Bakın. Resmi teklifleri 9 milyon euro. Wolfsburg'un Fenerbahçe'ye. Hocam iyi de 9 dediler diye 9 mucuk tabii ki de değil. Arttırmaları lazım bunları. Yani 9 dediler diye illaki 9 olacak diye bir olay yok arkadaşlar. Değil mi? Onda biliyoruz 9 12 olur. 12 16 olur. 16 15 yani 14 16 aralığına Atilla Selahi gidebilir. Ali Koç istediği kadar stoper almayacağız desin. Görün bakın bakalım iş nereye gidecek. Mesela Tisserant. Tisserant'ın satış haberini görseniz. Hani atıyorum Tisserant 3 milyon euroya ödün diye bir haber görseniz. Size şiddetli soruyorum. Tisserant da giderse stoper kesinlikle alınmayacak mı? Emin miyiz? Novak mı stoper olacak? Ah, ah. Fenerbahçe'den 5 yıldız açıklaması geldi. Daha doğrusu Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan. Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erkek futbolda Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olma hedefi Jorge Jesus takımın başına getirdik. Geçtiğimiz Aralık ayında takımın başına gelip oyuncularımıza özgüven sağlayan İsmail Kartal'a teşekkür ederiz diyor. Bakın çok güzel. Yani açıklamalar gayet hoş. Ne İsmail Kartal hocayı kıran türde açıklamalar. Ne de Jorge Jesus öneminden daha az gösteren açıklamalar. Çok güzel, net açıklamalar. 5 yıldız için diyor ki 1959 öncesi şampiyonluklara değinen Burak Kızılhan. Müzemizde bulunan 28 şampiyonluğun karşılığı olan 5 yıldızımızın formamız hariç tüm platformlarda kullanmaya başladık. 2023-24 sezonu itibariyle formamızda da kullanmaya başlayacağız diyor. Yani önümüzdeki sene kesinlikle 5 yıldızlı formaların çıkacağının müjdesini veriyor. Ee, onu da söyleyeyim. Stadion öndeki Mustafa Kemal Atatürk'e kendinden bahseden Burak Kızılhan Türk Sporun Geleceği için aydın bir gençlik yetiştirmek amacıyla çıktığımız yolda Atatürk ilke ve inkılaplarını kendisine pusula eden Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ulu önderimiz diyor. Mustafa Kemal Atatürk'e kendi stadyumumuzun girişine dikerek duruşumuzu göstermek istedik diyor. Belki de Fenerbahçe'ye en büyük tepki Mustafa Kemal Atatürk'e bu denli bağlı olduğu içindir. Bilemem. Şimdi Fenerbahçe'nin borcu da açıklandı divanda. Ben asıl... Videoyu herhalde bu yüzden uzatacağım. Normalde bakın çok güzel gidiyordum. Şimdi Fenerbahçe'nin borcu 6 milyar 423 milyon TL olduğu açıklandı. 6 milyar 423 milyon. Genel Sekreter Burak Kızılhan'ın ardına denetleme kurulu üyesi Mehmet Vodina denetim kurulu faaliyet raporunu okumuş. Fenerbahçe kulübünün borcunun 31 Mart 2022 tarihiyle. Yani şu anki tarihle değil şu anki tarihe kadar olaylar farklı. 31 Mart 2022 itibariyle 6, mar 6 milyar 423 milyon lira. Çok güzel. Amatör şubelerin toplam gelir ve giderlerini söylemiş. Sanırım basketbol hariçtir bu. Yani basketbol hariçtir diyebiliyorum ama basketbolda dahil diyelim. Hadi basketbolda dahil diyelim. Gelir 31 Mart 2022 itibariyle hani yıllık herhalde toplam gelir giderleri derken 77 milyon TL gider 166 milyon TL zarar 89 milyon TL 89 milyon TL'de arkadaşlar hani aşağı yukarı aşağı yukarı hani 18'den hesaplasan e, euroyu 5 milyon euro yapıyor yani 5 milyon euroluk bir zarardan bahsediyor. E, Şimdi Fenerbahçe'nin 2018 yılında açıkladığı toplam borç 621 milyon euro. Bakın. Şimdi düz bir mantık yapalım. 621 milyon euro arkadaşlar. 2018. Ha hocam o zaman döviz kuru kaç? O zaman döviz kuru 5.15. Çarptığın zaman 3 milyar 198 milyon. Dur şöyle 2018 yılı döviz 621 milyon euro, ee, 3 milyar 200 diyelim arkadaşlar daha kolay olsun olur mu hani hiç küsür atlana uğraşmayalım. 3.2 milyar TL. Şimdi o zamanki kurla bu, ya, bu zamanki kurla, Fenerbahçe'nin 2018'de açıkladığı 621 bugün açıklanan 6.4 milyar TL, yani 6.4 milyarı, 6 milyar 400 milyon lirayı böl. 18.30'da en son kur. 18.30'a yuvarlasan yaklaşık 350 milyon euro. Bakın. 350 milyon euro. Şimdi bana diyeceksiniz ki. Hocam döviz bazlı neredeyse yarı yarıya düşmüş. Ama TL bazlı neredeyse iki katına çıkmış. Doğru mu? Doğru. Ben de size şuradan bir örnek vereyim. 2018 muhtemelen Haziran ayıdır. Haziran ayı e, akar yakıt fiyatları. Ya mesela akaryakıt fiyatları merak ettim 2018'de akar yakıt fiyatları ne kadar arkadaşlar? 15 Mayıs itibariyle e, bilmem ne kadar zam yapılmış. Benzinin litresi 6.24. Motorunun litresi 5.65. LPG'nin litresi 3.38. 30 Temmuz Akar yakıt fiyatları. Arkadaşlar bu fiyatları istediğiniz her şeyle kıyaslayabilirsiniz. Bugün motorunun litresi 24.48. Menzinin litresi 22.25. LPG'nin litresi 11.35. Yani 3 aşağı 5 yukarı baktığınız zaman yaklaşık %300'lük bir zam var. Yani o ankinin 4 katı gibi. Hemen hemen hepsi o anki fiyatının 4 katı gibi. Şimdi o anki ücretin 4 katı ise düz mantık güdüyorum. Hani düz mantık güdüyorum. O ankinin 4 katı ise bugün borcumuzun 12 milyar 800 milyon lira olması lazım. 4 katı ise. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu bir gerçek. Bu takımın yani bu kulübün gelir kalemi TL gider kalemi Euro. Ancak ne, ne Euro? Sponsorlukların bir çoğunu Euro yapmaya çalışıyoruz. Yani göğüs sponsorluğu, forma sponsorluğu işte şu kadar sana Euro olarak yapmaya çalışıyoruz. Futbolcu satışı Euro. Yetiştirme bedelleri Euro. Bu şekilde yatırıyor. Yani yurt dışına giden futbolcuların şeyi. Ama giderde futbolcu ücretleri Euro. Menajerlik ücretleri Euro. Zaten başı çeken de bu basketbolcu yıllık ücretleri işte yabancı oyuncuların yıllık ücretleri euro üzerinden veriliyor arkadaşlar. Sıkıntı burada. Şimdi Türkiye'deki para biriminin hani TL'nin Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı da ortada. 2018'den 2022 arasında. Şimdi buradaki tabloya inanmayan arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Ben sizden 4 sene önce 2018 yılı hatta bak bizim para birimimiz neydi? Peugeot 3008. 2018 yılı ee, acaba çıkar mı ki Peugeot 3008 fiyat gerçekten bak Peugeot 3008'in anahtar testim sıfır fiyatı arkadaşlar 182 bin lira bakın sıfırı spor paketi 187 bin lira 31 Mart 2018 tarihiyle bakın spor paketi 187 bin lira bugün ikinci eline alabilsem 650 bin lira. Yani aklınıza gelen her şeyle kıyaslayabilirsiniz. Burada arkadaşlar internette fiyatları da var. En babası 226 bin lira sıfırının arkadaşlar. 2018 yılı anahtar teslim fiyatı. İster asgari ücretle kıyaslayalım ister başka şeyle. Buradan varmak istediğim sonuç şu. Arkadaşlar şu anda hani TL'nin hükmü ne derece? O günde bir araba alınan fiyata bugün arabanın ön sol tarafını alamıyorsun. Yani Türk lirasının değer kaybından dolayı böyle bir durum var. Ya da şöyle söyleyeyim. O gün 200 milyar lirayı kaç ayda toplayabilirsiniz? Belki 40 ayda. Bugün 200 milyar lirayı belki birçoğunuz 20 ayda toplarım dersiniz. Ya da o, sağa sola sorsam hocam toplanır. O gün bir düğün yapacak olsanız belki masraf ile 40 bine denk gereken. bugün 200 bin lirayla çıkamazsınız işin içinde. Böyle bir süreç. Ha borçların çoğu TL'ye endekslendiği için işimiz rahat. Bak işimiz rahat zaten gelir kalemi de TL. Mesela forma satışı 60 bin forma satılmış işte. Daha da satılacak. Kombine satışı, şu satışı, bu satışı. Bir de temlikler var. Temlikler de ortadan kalkacak. Bankalar Birliği ödemeye başlayacak. Artık ödemeye başladığı andan itibaren Bankalar Birliği. zaten Bankalar Birliği bu borcu şu anda şöyle söyleyeyim. Bir kısım sabitlenmiş olacak. Biz ödedikçe azalacak arkadaşlar. Haneden o şekilde düşecek. Yani 6 milyar 423'ün kafadan söylüyorum 5,5 ,5 milyarı sabitlendi gibi düşünün. Biz ödedikçe 5-250'ye düşecek. Hani 5'e düşecek, 4,750'ye düşecek. Böyle böyle seneden seneye düşecek. 8 senelik bir ödeme planı var. Yine de hepsi bitmeyecek. Niye? Futbolcu geliyor, futbolcu gidiyor. Ona ödeniyor, buna ödeniyor. İşte stadyum yaptırılıyor, ediliyor. Ben Fenerbahçe için size bir şey söyleyeyim mi? Önümüzdeki yıl, yani 2022-23'ün bitiminden itibaren Bakın bakalım 6 milyar lira nasıl birdenbire eriyecek ama şu an için durum bu. Şimdi tekrar duyumlara geçelim. Fenerbahçe'de Rossi'ye 12-13, Valencia'ya 4 milyon euro teklif gelirse oyuncular bırakılır demiş ee, Yağız Sabuncuoğlu. Doğru. Aynı benim duyumlarıma çok benzer nitelikte niyeyse. Salai, Zayt ve Pelkas için Fenerbahçe'ye teklif geldi diyor. Hadi bir beyin fırtınası yapalım. Rossi'yi 12'ye gönderelim. Valencia'yı 4'e gönderelim. 16. Zayt'sı 7'ye gönderelim. 23. Pelkas'ı 4'e gönderelim. 27. Salah'yı da 15'e gönderelim. 42 milyon euro. 5 tane topçuya. Bunları gönderdikten sonra bir tane forvet alman lazım. Bir tane kanat. Bir tane stoper. Belki bir tane de 8 alman lazım. Bak 4 tane. 42 milyon euroya. Çok değil. 5'er milyon eurodan gelecek vadeden 4 tane futbolcu alabilirsin. Mesela bu penzayı çekebilirsin. 1. Orvet'e de Plea çekersin. 2. Stopere Nino'yu çekersin 5 milyon euroya. 3. 8 numaraya da parayı basıp Renato Sanchez'i getirirsin. Hatta Crespo'yu da satarsın. 4. Şöyle söyleyeyim. Bu Penza Gabriel Barbosa Renato Sanchez Nino geldi. Ezgi da almış olarak varsay varsayıyorum. Crespo'yu da sattım diyelim. Okey misiniz? okey misiniz arkadaşlar? Mesela Renato. Bak Renato Sanchez merkez orta saha. Tamam mı? Gabriel Barbosa. Gabigol diyelim. Forvet'e. Bu Penza Kanada. Hani mesela Playa'yı almıyorum. Ben çılgın bir şey yaptım. Nino'yu stopere. Sağ stopere. Ee, tabii Tabi bunlar yaparsam ben 3 milyon euroya da Tisserant'ı satmış oluyorum. Bana da kızmayın. 42-45. Hadi Crespo'yu da 8'e okutayım. 53. 53'e bunları gönderip e, Renato Sanchez, Gabigol, Bupenza, Nino. Bu dördünü alsam. Nasıl bir kadro olur? Dehşetül vahşet. Diyor ki Yalnız Bey Leipzig Charlotte için 8 milyon kesin bonuslarla 10 milyon euro istiyor demiş. Bence o defter çoktan kapandı. Hele bir de sakatlığı var. Play'e hala adaylardan biri demiş. Evet adaylardan biri ama daha iyilerine odaklandık şu anda. Açık söylüyorum ha öyle şifrenin müfreti konuşmuyorum. Başkan. Mehdi Taremi Fenerbahçe'nin forvet listesinde diyor. Gabi gol yerine Mehdi Taremi'yi de alsak herhalde. Hiçbiriniz isyan etmezsiniz. Değil mi? Ya da bu penzayı yani bu penzayı alsan ama kanat olarak alıyorum ha yanlış anlamayın. Forvet olarak değil yani alsam. Hiçbiriniz isyan etmezsiniz. Beştaş Pelkası istiyor. Yedek kaleci olarak Utku Yuva Kur'an önerildi diyor. Fenerbahçe yani 4 milyon euro teklif edecek. Fenerbahçe 4 milyon euro istemiş. Ee, Ali Koç'un astronomik teklifler var dediği iki isim diyor. Ee, yok bu astronomik teklif dediği Pelkas değil. Salahi ve Rossi. Bir isim daha var. Onu belirtmeyeyim. Ee, hani Mehdi Taremi ismi ben imkansız diyorum ya. Hani bizim sunduğumuz şartları aptal olmaları lazım kabul etmeleri için. Ha hocam sen imkansız diyorsun ama olursa yani, keşke olsa. Yani keşke olsa. Anlatabiliyor muyum? Keşke olsa. Yani keşke olsa. Evet, neyse. Şimdi e, kadronun da bu arada bir an önce sadeleştirilmesi lazım arkadaşlar. Hani Atilla Salahi, Crespo, Zait Rossi kim gidiyorsa geliyorsa artık bir an önce bitmesi lazım. Artık 31 Temmuz'a geldik. Bakın 31 Temmuz'a geldik. E, yanlış bilmiyorsam 4'ünde maç var. 8'inde maç var. 11'inde maç var. 14'ünde maç var. Değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Yok 14'ünde 15'inde maç var? Sanırım 15'inde ya da 14'ünde. 15'inde diyelim. Yani 4. Hadi nispeten kolay sayıyorsunuz. Fenerbahçe taraftarı kolay sayıyor. Slovaçka'yı çok basit sayıyor. Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldılar. Aynı Trabzon 4-0 yendi. Ee, Süper Kupa finalinde. Yalnız şu hakemin 90 artıda vermediği kırmızı kart. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bu lafımı Başka taraftan anlayan birçok arkadaşım çıkacak da. Ben yine de söyleyeyim. Bu hakem Trabzonspor'un en büyük düşmanı ha. Harbi söylüyorum. Trabzonspor'a en büyük düşmanlığı bu hakem yaptı. Dan skor 4-0. Oyuncunun yaptığı hareket insanlık dışı ya. Uçan tekme bildi yani uç tekmeyi kaldırmış uçuyor bildin. Ya futbolda böyle bir şey yok. Bunun futbolun fezinin alakası yok. Ya, futbolcunun adı Ahmet Mehmet hiç önemli değil. Lan ver kırmızıyım. Niye milleti susturmayıp daha da konuşturuyorsun ya? Vardaki şahıslar. Ya siz manyak mısınız? Skor 4-0, 90 artlar. Ver kırmızıyı ya. Bak skor 4-0 diyorum. Maç bitmiş 90 artılarda. Çok ilginç. Şimdi bak herkes şunu söyleyecek. Al geçen sene hakemle şampiyon oldular. Bu sene de fragman belli. Bu sene de hakemle şampiyon olacaklar diye. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok çok tuhaf ya. Çok çok tuhaf. Valla çok çok tuhaf ya. Çok ilginç. Gerçekten çok çok ilginç. Ondan sonra mesela Galatasaray'la ilgili. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Avusturya'da kamp yapılan otelin tesis otel müdürü e, ile saha yüzünden tartışmış. Artık niye tartıştı bilmiyorum. Zaten sadece haberi gördüm. Polis çağrılmış. Galatasaray otel ve sahasını değiştirmiş. E, mesela spor medyası bunu yazmıyor. Bu da Galatasaray'a ihanet. Galatasaray taraftarı bilsin bunlar arkadaş. Ya medyatik şeyleri bilsin. İnsanları uyutmayın ya bir şeylerle. İnsanları uyutmayın. İnsanlar Galatasaray'dan haber bekliyor. Siz aman işimden olurum şu olur bu olur diyor, Çok saçma bir durum ya. Çok saçma bir durum. Gerçekten ve gerçekten diyorum bak. Gerçekten ve gerçekten diyorum. Şu hakemin yaptığı kim hakem Mete Kalkavan mıymış? Vay yavrum vay. Bak diyorum Trabzonspor en büyük kötülüğü yaptı. En büyük kötülüğü yaptı. Şimdi herkes bak hiç kimse 460 560 şunu hiç kimse onu konuşmadı. Herkes bu, bu pozisyonu konuşacak. Ha tabii şimdi benim bu söylediklerim de yanlış anlaya çıkacaktır illaki. Yani etmeyin, eylemeyin Gözünüzü seveyim ya. Bak ben he, sürekli örneğini veriyorum. Trabzonspor'a mesela Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi grubuna gelirken playoff'ta Trabzonspor'a düştü diyelim. Futbolcu Trabzon'a geldi. Trabzonspor'a gol attı. Balık taklidi yaptı. İşte Deniz Boyko neyse o gitti bunlara dedi ki ama bunlara balık taklidi bunlar kafayı yerler. Balık taklidi yaptı. Trabzon taraftarı Putin dedi diyelim. Bizimkiler demez. Görürsünüz der mi demez mi? O hareketi bir yapsın. Putin mi diyorlar? Azrail mi diyorlar? Ne diyorlar? Görürsünüz. Ya olaylara hiç empati kurup bakan yok. Ha, gerçi yani söz konusu Fenerbahçe olunca vurun abalıya oluyor da. Ya yaşamadığınız günahın yani yaşamadığınız günahın şeyini yapmayın. Ben ben buna kanmamını yapmayın. Allah çıkarır. Bak Allah çıkarır. Çok kınıyorsunuz. Çok uğraşıyorsunuz. Allah çıkarır. Gerçekten Allah çıkarır. Ben söyleyeyim. Bizim işimiz Fenerbahçe arkadaşlar. Kimseyi kırmak değil, kimseyi incitmek değil. Ama Dediğim gibi e, olaylar bu şekilde. Ha dediğim gibi Slovaçko'yu da çok hafif almayın. Bak 4-0 Sivas Spor'u yenen Fenerbahçe Galatasaray maçlarında aslan kesilen ama diğer maçlarda niyeyse çok tanık olmadığımız Sivas Spor'un e, 4-0 yenilmesi benim için sürpriz değil. Gayet normal. Şu harekete kırmızı verilmemesi benim için sürpriz. Lan maç 4-0 maçın başı olur. vermesin Kolluyor der kimse. Hani kolluyorlar derler. Derler arkadaş. Aynı maç aynı hareket Fenerbahçe maçında olsun, verilmesin kolluyor derler. Bunda da derler diyecekler de. Lanha skor 4-0 olmuş. Ya niye kötülük yapıyorsunuz takımlara? Ama dediğim gibi Trabzon'la bak berabere kalmışlar. Hocam hazırlık maçını çok önemsememek lazım. Doğru. Fenerbahçe hazırlık maçını önemsemiyorsunuz, değil mi? Niye dandik takımlarla oynuyoruz? Niye 3-0 bitti? Niye 12-0 değil? Niye hazırlık maçında şu oynamadı? Niye bu oynadı? Niye şu girmedi? 500 tane yorum yapıyorsunuz ama başkasına gelince. Dediğim gibi Slovaçka'ya dikkat etmek lazım. Sonrasında Ümraniye Spor. Hocam piyasa değeri çok düşük takım. Biz havada karada eleriz. Piyasa değerine bakmayacaksınız. Oynadığı futbola bakacaksınız. Piyasa değeri çok önemli. Değil. 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 Piyasa de değerinin hiçbir önemi yok. Yok arkadaşım. Yok. Yok. Beşiktaş mesela. Bugün hazırlık maçı vardı ya. Beşiktaş maçları diyeyim. Bugün hazırlık maçı vardı. Şeyle ee, Sampdoria'yla Sampdoria'yla mıydı? 1-1 bir -bir kalmışlar. Kaleci mesela. Tam Beşiktaş iyi fiyata sattık o kaleciyi derken 50-60 metreden bugün de bir gol yedi. Dün de bir gol yedi daha doğrusu. Ondan sonra aynı kalecinin şeyi var. Geçen maçta da gol yemiştiği var. Şimdi Beşiktaş ki bak Sampdoria'yla beraber kaldık. Belki de milyon eurolardan oldun. Çünkü Ersin oldu. 10 milyon euro piyasa değeri vardı. Bilmem kaça satacaktın. İki maçtaki hataları bence transferi bile iptal ettirir. Hocam iki maçtan transfer iptal olmaz. Görün bakın bakalım neler oluyor. Neler şey yapıyor. Neler oluyor. Hep birlikte göreceksiniz. Hocam ona kalırsa Rossi'yi kimse almaz. Çok gol kaçırdı. Adam gol kaçırdığına mı bakacak? Pozisyona girdiğine mi bakacak? Hızına mı bakacak? Süratine mi bakacak? Pozisyonun niteliğine mi bakacak? Sizin kriterinize göre iki tane hatalı gol yedi diye almaktan vazgeçmeyen adamlar herhalde diyecektir ki aa ne güzel pozisyona giriyor. Hep polyanlacılık yapacaklar. Neyse hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.